TOG'u manşete alıp devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin ardından ikinci TOG teslimatı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e yapıldı. Aliyev aracını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Barank yaptı diyelim ve dönelim. Fatih Avanoz bizimle birlikte. Fatih, törende neler yaşandı? Sendeyiz tüm notlarla. Nilgün Balkaç, ilk tören dün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmişti. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank beraberindeki TOG ortakları ve CEO'su ile birlikte ayağının tozuyla aslında Bakü'ye gelmişlerdi. Bugün sabah saatlerinde temaslarını sürdürdüler. Şu sıralarda da başkent Bakü'nün Gülistan Sarayı'ndalar. Orada Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kendilerini kabul etti ve burada da aslında TOG fabrikasının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a siparişini ileten Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e aracı getirildi artık Bakü'ye ve Gülistan Sarayı'nın hemen önünde arkasında güzel Bakü manzarasıyla birlikte Anadolu rengiyle, kırmızısıyla birlikte Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e aracı teslim edildi. Aracı teslim almasının ardından sağ elini kaputuna koydu. Bir hatıra fotoğrafı çektirdi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Sürücü koltuğuna geçti. Arkada CEO Gürcan Karakaş vardı. Yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kendisinden bilgi aldı. Oldukça mutlu olduğunu görüyoruz Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in. Ve aracın birçok noktasını ince ince ayrıntılarıyla aslında bu noktada gerek yetkililerden bilgi aldığını söyleyelim, gerekse kendisinin de dikkatli bir şekilde incelediğini ifade edelim. Burada tabii Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a açıklamalarda bulundu. Özellikle Bakü'ye getirilmesinden, TOG'un Bakü'ye getirilmesinden duyduğu minnettarlığı, memnuniyeti ifade etti ve İkinci üretim Azerbaycan'da olması işte kardeşlik ve dostluk ilişkilerimizin en güzel tezahürüdür dedi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Kardeş ülkede son yıllarda otomotiv sanayinde, savunma sanayinde ve birçok endüstride büyük gelişimler ve ataklar olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde burada Türkiye halkının zekası, yetenekleri, emeği ve gayretleriyle büyük bir başarı hikayesi görüyoruz dedi ve TOG'un da üretimine başlanması bu anlamda işte bu başarılara en iyi örnektir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu anlamda hediye, bu araç içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk halkını tebrik ediyorum dedi böylesine güzel bir proje için ve bu noktada da hemen notlarıma bakıyorum. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda olduğu gibi sanayi ve teknoloji alanında da devam etmesini umduklarını ifade etti. Araç için teşekkür etti buraya getirdikleri için. Dediğimiz gibi Anadolu rengini sipariş etmişti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın ilk elektrikli aracı, ilk Türk milli yerli aracı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kullanılacak. Tabii ki Türkiye'nin dışında da bu araç ilk kez Azerbaycan'a getirilmişti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için. Üçüncü aracın Özbekistan'a, Taşkent'e Şevket Mirzoyev'e verileceğini biliyoruz. Ama bu anlamda Türkiye ve Azerbaycan dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teslim almıştı. Bugün de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kendi aracını teslim aldı. Teslimatın yanı sıra orada TOG'un yine ruhsat kitapçığını görüyoruz. Yine TOG'un temalarına ait hediyecikleri görüyoruz. Bu hediyeler de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hediye edildiğini ifade edelim. Gülistan Sarayı'nın önünde hemen bu aslında teslimat gerçekleşti. Arkada Bakü manzarasıyla oldukça özel ve güzel anlara şahitlik ettiğimizi ifade edelim. Bu noktada yine Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu görüyoruz. TOG ortaklarını görüyoruz ve TOG'un CEO'su yine Gürcan Karakaş da yine bu noktada teslimatta hazır bulunan isimler arasındaydı. Dediğimiz gibi Anadolu Ateşi dün Emine Erdoğan'a yine teslim edilen aracın birebir aynısı olduğunu ifade edelim. Yine o da kırmızı Anadolu Ateşi'ni, Anadolu rengini tercih ettiğini ifade edelim ve bu teslimatın ardından da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarlığını bildirdi.